Our focus, yes, it's good place, good area because it's very quietly. Yazı evini kendi tercümanı kitaplarını Rusçadan Türkçe'ye tercüme eden Emine Karabacak hanımefendi vasıtasıyla öğrenmiş. Kendisinin 3 kitabı, Günah kitabı, Açlık ve Otoban, Rusçadan Türkçe'ye çevrilmiş. Geçtiğimiz hafta da 17 Mart'ta Ankara'daymışlar zaten lansmanı için. Daha öncesinden söylemişti bana kendisi, diyor ama işte deprem felaketi dolayısıyla kendi kişisel sebeplerimle organize olamadı. Bu zamana kısmet oldu. Burası bir yazarın aslında arayıp bulamadığı motivasyonu, konsantrasyonu, odaklanmayı sağlayacak çok sakin, doğayla iç içe çok güzel bir yer. Bana çok faydası oldu dedi. Ben burada günlük gezilerimi yapıyorum, dağa çıkıyorum, gölleri geziyorum doğanın içinde. Bu sessizlik aslında bana kendi iç sesimi dinleme fırsatını verdi diye belirtti. In Soviet Union, USSR, we had big art residence in Peredelkino. Sovyet Rusya zamanında Sovyetler Birliği'nde Peredelkino bölgesinde orada çok büyük bir yazar evi vardı ve Pasternak gibi büyük yazarlar da oraları ziyaret etmişti. Sovyetler zamanında çok büyük bir yazar evi girişimi vardı aslında. Şimdi Rusya'da da farklı kentlerde aslında bu tip yazar evleri var. Yazı evleri var. Güneyde Krasnodar'da, Rostov'da, kuzeyde Murmansk'ta gibi, yani çok çeşitli, sadece Moskova'ya odaklı değil. Farklı ülkenin farklı yerlerinde de buna benzer yazar evi uygulamaları var. Yazı evi maceramız 2014 yılında başladı. Gölyazı'da biliyorsun Gölyazı Kültür Evimiz var. Kültür evimizin yanındaki bir binayı restore ederek o ilk yazı evimiz Gölyazı evini açtık 2014 yılında. Ve dünyadan ve Türkiye'den birçok yazar, çevirmen, araştırmacı, birçok kişi 2014'ten beri orada konaklamaya başladı. Ama 2017 yılında da ikinci yazı evimizi açtık. O da bizim özellikle çok önemsediğimiz bir mahallemiz. Misi'de açıldı. Misi Yazı Evi onun da ismi. Ve işte 2014'ten bugüne dünyadaki yazı evleri gibi işleyen ve bir belediyenin işlettiği, Türkiye'de tek çünkü bir belediyenin böyle bir yazı evleri işletmesi ve birden fazla yazı evi olması da ayrıca bir özelliği. İki yazı evimiz var ve Türkiye'de çok nadir bir örnek olduğunu biliyoruz ve sessiz sessiz çalışmalarını yürüten bir yapısı var yazı evlerimizin. İki yazı evimiz var fakat uzun süreli konaklamalar yapılabiliyor. Bir kere o bilgiyi vermek isterim. Böyle bakıldığında 120 civarında konuğumuz oldu ve birçok kitap bu özellikle iki yazı evimizde yazıldı, yeniden düzenlendi. Bunun dışında aslında şunu da söylemek isterim, akademisyenler konaklıyor. Özellikle Bursa ile ilgili araştırmalarının olması öncelikli burada konaklamaları için şart diyebilirim. Böyle bakıldığında da birçok makalede, birçok İşte çalışmada, doktora çalışması ya da başka kitap çalışmalarında Gölyazı ve Misi Yazı Evi'nde konaklayan akademisyenlerimiz oldu. Şimdi böyle bakınca aslında kültürel etkinlikler uzun süreli, uzun soluklu çalışmalardır bildiğiniz gibi. Ve bunların karşılığı onlarca yıl sonra alınabilir. Ama şunu biliyoruz ki işte onlarca kitap şu an Nilüfer'deki yazı evlerinde yazıldı ve basıldı bu kitaplar. Onlarca araştırma, Bursa ile ilgili araştırma yapıldı. Bursa dışında araştırmalara da tabii ki yer verdik zaman zaman. Ve böyle bakıldığında müthiş, uzun soluklu bir iş aslında bu ve heyecan verici bir iş. Şöyle söyleyebilirim sana, Avustralya'dan İspanya'ya kadar, Hırvatistan'dan Rusya'ya kadar, daha birçok aklıma gelen Kanada'dan, birçok dünyanın birçok yerinden yazarlar Nilüfer'in bir mahallesinde, hatta eski köy olan mahallelerinde konaklıyorlar. Bizlerle tanışıyorlar, halkla tanışıyorlar. Bu çok
kültürel anlamda bizi zenginleştiren, onları da zenginleştiren bir şey. Bir de başka bir çalışmamız daha var. Oradaki izlenimleriyle ilgili bir öykü ya da başka tarz, başka türlerde yazılar da istiyoruz. Elimizde böyle bir koleksiyon da olmaya başladı. Yani aslında çok heyecan verici bir iş. My name is Yolanda Castaño. I am a writer, basically or mostly a poet from Galicia in Spain.